Kurar TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler 90 Artı programıyla sizlerle birlikteyiz. Haftayı tabii ki en önemli karşılaşmalardan biri olan e, Trabzon Trabzonspor Galatasaray maçıyla, e, maç yorumuyla açıyoruz diyelim. Aksalyomuz bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi İyiyim, siz? Bizler çok teşekkür ediyoruz. E, evet, e, Trabzon'da açıkçası... Bol gollü geçebilme ihtimali yüksek olan e, karşılaşmalardan düşünüyordum ama 0-0 e, beraberlikte sonuçlanan bir e, maç oldu. Şimdi önce bir maç değerlendirmesi alayım ondan sonra sorularım olacak tabii ki. Başlayalım mı? Buyurun. O zaman ben sondan başlayayım. Tamam. Bir kere maç sonrasında Musul Kerim Aktürkoğlu'nun ilk kez böyle bir karşılaşmaya çıkan Muhammed Tahir'in dün geceki performansından dolayı kutlamalarını ayakta alkışlıyor. Evet. Örnek hı. olsun. Burada şunu bir kez daha anladı ki Muslera çok büyük karakter. Hı, hı. Bu bir. İkincisi bir kere şampiyon takımın kadrosunun yarısı yoktu dün akşam. Galatasaray yeni kurulmuş bir takım. Açıkçası ben bu maçtan bir beraberlik bekliyordum. Hı, hı. Ve Beni yanıltmadı. E, Trabzonspor bu maçta yenilmedi diyebiliriz. Hı biraz pozitif baktın galiba. Öyle bakmam gerekir. İşin gerçeği o. Şimdi şöyle işin gerçeği şöyle o. öyle ki Nergis bir kere Trabzonspor'un orta sahası yok. Tabii eksikleri. Evet. Forvet de çoğalamıyor. Gol pozisyonlarına girdiler mi? Galatasaray'ın biraz daha fazlaydı. Ama buna rağmen beraberlik iyi bir skor eksiklerin gelmesiyle birlikte Trabzonspor'un hem oyun olarak hem de skor olarak bundan sonra çıkışa geçeceğini söyleyebilirim. Peki. Şimdi e, ben biraz açıkçası Trabzonspor'da konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, sadece oyuncularda değil belki e, hocada da olabilir. Bilemiyorum sen bu konuda ne düşünürsün ama bir konsantrasyon eksikliği ee, söz konusu gibi gözüküyor dışarıdan açıkçası. Yani buna odaklanma sorun diyelim. E, sezon başında bütün takımlar bunu yaşarlar. Hı hı. Hatırlayın. E, 3-5 hafta evvel ne dedim? E, Trabzonspor'un kadro derinliği yok. Evet. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupalarını örnek göstererek bu aşkıma yaptık. E, Trabzonspor'larda çok daha doğrusu camiada çok az bir kesim tepki göstermişti. Ondan sonra bu transferler geldi. Aslında şunu çok rahat söyleyebiliyorum, söylemeliyim. Bu transferler bir ay önce yapılmış olsaydı lige çok daha farklı girerdiniz. Aslında geçen sezon bu transfer işlerini en erken halleden takım Trabzonspor. Ee, nitekim şeye de kampa da, hani tam kadro gittiler gibi anımsıyorum. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu sene neden aslında hani e, ee, bu senenin hazırlıklarını geçen sezondan itibaren başladığını burada konuşmuştuk. Neden bu kadar geç kalındı? E, ee, i̇kinci olarak da şunu da, e, eklemek istiyorum. Hani daha zannediyorum bitmedi daha da transfer yapacak Trabzonspor. Belki bir... E, Forvet galiba. Olabilir. Geçen sene şunu söyledik. Erken iş yapan yolu evet, evet erken bitirdi. Yani e, sonuca daha erken gitti. Ve devamında bu yılın geçen yıl gibi olmayacağını anlattık. Zira bütün takımlar güçlendi. Dolayısıyla siz eksik mevkileri zamanında tamamlarsanız bayağı bir yol kat edersiniz diye. O anlamda bir buçuk iki ay transfer döneminde Trabzonspor çok sessiz kaldı. Evet. Bugün e, Bartra'nın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve takıma ne kadar büyük bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Hı. -hı. Kuvani, keza öyle. Bir ön Bunlar olması olmazdı. Dolayısıyla e, diyeceğim odur ki bu transferler zamanında yapılmış olsaydı lige çok daha farklı başlardınız. Şimdi, o noktada zaten benim de beni düşündüren şu. Geçen sezon ya biz bunu Mayıs'ta falan konuştuk senle zannediyorum. Ya Nisan ayında ya Mayıs ayında. Devamında da, Biraz devamında olsun. da niye geç kalındığını e, sorduk, sorguladık. Peki neden geç Demek mi? ki, demek ki takviye ihtiyacınız varmış. Demek ki transfere ihtiyacınız var. Demek ki eksik yerleri bir an önce tamir etmeniz gerekir. Ve yapıldı. Yani geç de olsa. Şimdi bakın ee, geçen yıl Trabzonspor'u seyrettiğinizde zaman zaman saman alevi gibi parlayan bir futbol oynuyordu. Bunun... E, niye böyle olduğunu hep anlattık. O birinci, ikinci ve üçüncü bölge geçişlerini yaparken sıkıntı yaşıyordunuz. Dolayısıyla... E, hoca eleştiriliyordu, bazı oyuncular eleştiriliyordu. E, yapılan son transferlerle bunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Hı hı. Belki bazı spor adamları dün akşam Trabzonspor'u beğenmediler ama bilhassa ilk yarı oynanan futbol eksikliklere rağmen hmm. oynanan futbol beni mutlu, mutlu etti. Hmm. En azından en azından hata yapılmadı. Bir e, kaybedilen Antalya maçı var. Evet. E, Kopenhag maçı. Hmm. Trabzonspor kaybettiği toplarla mağlup oldu? Bakın hmm. Bartra defansın skortası olmuş. Hmm. Dolayısıyla Hamsik gibi bir lider orta sahada olmadı mı bu Horvet'te de çoğalamıyorsunuz anlamına gelir. Orada topun sevkiyatı bir türlü yapılamıyor. Ve ileride çoğalamıyorsunuz. Kısaca kısaca e, oyunu örerek Rakip Kale'ye gitme şansınız olmuyor. Galatasaray'a da gelince Galatasaray'da yeni bir takım. Onun da zamana ihtiyacı var. Tabii. Ama e, Trabzonspor böyle skorlar alırken altını çizerek söylüyorum. Bir aydır ortaya atılan olumsuz algılara bakın. Onların hepsi aslında Trabzonspor camiasını karıştırmaya yetecek söylevlerdir. Ne gibi? Ne gibi? Kazanmayan bir takımın, geçen hafta da size anlattım. 96'da 50 52 galibiyet. Hı hı. 26 beraberlik. Puan ortalaması 2.20 olan bir takım. Teknik adamı kaybettiğinde acımasızca eleştiriliyor. Dedi ki Allah adamı çarpar. Hı, hı, hı Bu takım nereden nereye geldi? Bakın onunla başlanıyor şey o taktikler. Ondan sonra bakıyorsunuz Trabzonspor deniyor bu ligi ilk beşte bitireme söylüyorlar. Bazı futbolculara atıfta bulunarak televizyonlarda cümleleri akıl almaz cümlelere sarf ediliyor. Bunlar camianın enerjisini düşürür. Hı hı. Şimdi en son geliyorsunuz başka bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla ya geçen sene de farklı şeyler senaryolarla karşılaştık. Neydi? Trabzonspor'a birileri yardım ediyor. Hakemler yardım ediyor. Bu parayı nereden buldunuz? Gömün ne? buldunuz gibilerinden. Şimdi bu transferler devam ettiğini devam etti. Belki bir iki tane daha takviye yapacaklar. size çok ne söyleyeyim. i̇ki hafta galip geldiklerinde şunlar da söylenecek. Ya hakikaten bu Trabzonspor ne oluyor? Yine para mı buldu bir yerden diye. Hı hı. Trabzonspor camiasının çok dikkatli olması lazım. Çünkü e, tekrar geçen yıla dönüp örnek vermek gerekirse bu yılın da en büyük şampiyon adayı Trabzonspor olduğunu söylemiştim. Bir kayıp oldu. Vakame. Ha anlaşamadılar. Allah yolunu açık etsin gitsin dedi. Trabzonspor şu ana kadar eksikliğini hissetti mi hissetti. Evet. Ancak takviyeleri yapıldı mı yapıldı. Uyum sorunu biraz geçigebilir. Bu süreçte yarıştan çok erken tabii söylemekte. Yukarılarda moral motivasyon anlamında kalmak lazım, puan almak lazım. Orada kaldığınız zaman Trabzonspor çok daha iyi olacak. O yüzden geçen yılın devamı önemliydi ve o süreci yaşıyoruz. Anladım. İşte e, yani şimdi. Şimdi geçen sene biz Nisan Mayıs'ta önümüzdeki yılın hazırlıkları yapılıyor diye konuşurken işte demek ki evlilik hesap çarşıda da uymuyor bazen. Bakın Nergis, Nergis Demin ben... Işte, geciken transfer yani bir de forvet ihtiyacı var şimdi e, son maçlara baktığımız ben... ama gol yok. Bir Bu olabilir. Gol Bak var. ben e, tekrar ediyorum. Birkaç hafta ben söylediğimde siz de takip ettiniz. Canlı yayın yaptık burada. %20'lik bir kesim beni eleştirdi. Ben bunu sezon başı söylerim. Dedim ki bunlar, bunlar, bunlar olmalıydı. Hı hı. Ne zaman tamamlandı bu eksikler? Bakın geçen hafta tamamlandı. Bu hafta Kıvani'yi ayağının tozuyla sahaya sürdüler. Allah'tan geldiler. Çocuk takım arkadaşlarının adını bilmiyordur. Hiçbirini tanımıyordur. O formalar olmasın. Vallahi tanımamıştır. Bartıra için de aynı şeyi söylerim. Evet. Benim sıkıntım şuydu. Bu transferler... 3-5 hafta evvel yapılmalıydı. 2 ay evvel yapılmalıydı. Ha geç kalındı mı geç kalındı. Ben orada oya işte yaparım. Bundan sonraya bakarım. Hı -hı. Eksikler büyük bir oranda giderilmiştir. Enseyi karartmanın anlamı yok. Ne dedik? Dedik ki şampiyonlar ligine elenmek dünyanın sonu değil. Zaten bu eksikli oraya gittiğiniz zaman orada sıfır çekerdiniz. Kimse kusura bakmasın. Ama UEFA kupasında Trabzonspor'un kuttan çıkma şansı çok yüksek. Çünkü orası dişinize göre. Şu ayrıntıyı gözden kaçırmayalım. Şampiyonlar Ligi moralinizi bozardı. UEFA Kupası maçları Trabzonspor'un moralini yükseltecek. Camiayı mutlu edecek. Yarıştan da kopmasınız burada. Doğru. Trabzonsporlar yeter ki moralini bozmasın. Bozmaya da hiç gerek yok. Dün o şampiyonun, kadronun yarısı yoktu sahada, Nergis. Evet. Ben şimdi skora bakıp mı yorum yapacağım? Peki, ee, şimdi Uğurcan da e, yok. Uğurcan'ın yokluğunda da kaleye e, yine Trabzonspor'un yetiştirmiş olduğu Muhammed daha geçti. Ee, çok da iyi bir performans sergiledi bence. Neler söylemek istersin? Ya dün de birkaç tane kanal e, telefonla arayıp görüşümü sordular. Dedim ki onlara biz Muhammed Ay biliyoruz. Yani, Trabzonspor'u yakından takip edenler bilirler. Hı hı. Bazen e, ihtiyacınız olduğu anlarda bu tip şeyler çıkar, oyuncular çıkarlar. Keşke bunlara mecbur kaldığınız zaman başvurmayın. Belki e, rakip de sevinmiştir Uğurcan'ın olmadığına. Evet, olabilir. Ancak e, maçın da ne kadar enteresan. Sahada 22 tane oyuncu var. 22 tane oyuncu hakikaten kaliteli oyuncular. Kaliteli ayaklar. An itibariyle Muhammed aldığı ücretin kat ve kat mislisini alıyorlar. Ama ne kadar enteresan dün akşam o 22 tane oyuncunun içerisinde maçın adamı ta oldu. Evet. Hele ilk pozisyonda sakız gibi uzadı orada. Bir kere soğuk kalın duruşu. Düşün maçın adamı. Kutluyorum. E zaten yayının başında da söyledim. Kerem ve Muslera bu yüzden gitti tebrik ettiler. Hı hı. Ülke bir kaleci daha kazanıyor. Aynen öyle kesinlikle. Burada aslında dün akşam maçtan sonra çok düşündüm. Büyük bir karakterin Galatasaraylı oyuncuların onu tebrik etmesi ülke futboluna bir kaleci daha kazandırıyor. Benim şahsım adına söylüyorum. Benim maçlardan sonra görmek istediğim görüntüler bunlar. Dün Galatasaray'da kaybedebilirdi. Trabzonspor'da kaybedebilirdi. Hı Emin olun için önemli değil. Çünkü sezonun başı eksikleri giderme anlamında çok zaman var. Evet. Daha var. Öte yandan bakıldığında sosyal medyada başka bir şeydir konuşuluyor. Farklı şeyleri konuşuluyor. Ya bazı spor adamlarını izliyorum, dinliyorum. Önüme de düşüyor yazdıkları telefonda. Ya o kadar aklı hayale gelmeyecek görüm yapıyorlar ki. Ya kardeşim bu ligin, bak söylüyorum bu ligin şampiyon adayı iki takımın karşılaşmasıydı. İkisi de i̇şte şampiyonun en büyük adayı. Ama önemli olan işler ters gittiğinde insanların moral bozulmasına gerek yok. Futbol moralle oynanan bir oyundur. Muhammed'i bir kez daha tebrik ediyorum. Ben de öyle Ayla yine. Çok, soğukkanlıydı. soğuk soğukkanlıydı. Önemli öyle. olan oyundu. Evet, e, ülkemiz bir kaleci daha kazandı. Ben de e, açıkçası açıkçası olmadığına seviniyorum. Aynı istikrarla devam. Peki sevgili Aksal eklemek istediğim bir şey var mı? Gol sorununu nasıl çözülecek? forvet e, geliyor mu? Şimdi ne asıl... da şimdi el oturup doğru konuşalım. Kornelius e, bir sezon geçmez. <laughs> Geçer mi? Bu sezon başta söyledim. Kornelius'ta çok uzun bir yolculuğa çıkamazsınız. Evet alternatif olması lazım. Umut Bozok alındı oraya. Önemli bir oyuncu. Fakat dediğim gibi umu, e, Cornelius'u desteklemeniz gerekir. Orada bir oyunu örmeniz lazım. şey yok. Evet. Hamsik yok. Bakasitas yok. Bakasetas yok. Ödül yok. Daha sayayım mı? Takımın kemik kadrosu yok yani baktığında. Evet, eklemek istediğin bir şey var mı aktüalyumuz? Ya eklemek istediğim bir şey yok. Ee, zamanın ipine sarılmaktan başka bir şey yok. Seçenek yok. Çünkü eksikler yavaş yavaş geri dönecek. Hocanın eli biraz daha rahatlayacak. Ama mesela dün e, ikinci yarını yani 46'da vasinin oyuna girmesini bir anlam veremedim. Hep başından hmm. beri söylüyorum. Kuasi Trabzonspor'un oyuncusu değildir. Evet. Ha tabii hoca şunu söyleyebilir. Kulübümde bu oyuncular var diye. ona da bir şey diyemeyiz. diyorum ya. Kadronun geniş olması lazım. Sakatlar olunca hoca alternatif bir oyun tercihini yapamadı. Trabzonspor uzun lafı kısası. Trabzonspor yenilmedi. Bu çok önemliydi. Yenilseydi biraz moralleri bozulabilirdi. Ümraniye Spor maçıyla ben çıkışa geçtiklerini düşünüyorum. Hı hı. Her şeyden önce eksiklerin gelmesiyle, eksiklerin tamamlanmasıyla bu yükselişe geçer. İnsanların e, morallerini çok fazla bozmalarına gerek yok. Takım içindeki hava iyi. Duyduğumuz kadarıyla. Hı hı. Bekleyip göreceğiz Nergis. Bakalım neler olacak? İşte bu gol sorunu da bir çözülürse. Ya gol sorunu çözülür aslında hep söylüyorum. Orta sahada problem var. Hı hı. Oradaki sorun çözülmesi lazım. Bir hamsik bir lidere ihtiyaç var orada. Bir oyun aklına ihtiyacınız var. Hamsik ne zaman dönecek bu arada? Ya belki bu hafta e, kadroya alır hoca ama 11'de düşünür mü? Onu tahmin etmiyorum. Belki ikinci hı hı. yer oyuna sürebilir. Hı hı. Eksikleri bir gelsin. Ama keşke bu eksikler sezon başlamadan evvel giderilmiş olsaydı. Ha henüz ligin çok başı. Tabii. Trabzonspor yine o yarışın içerisinde olacaktır. Ama moral bozmadan devam. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ ol. Sağ Sevgili izleyenler 90 artının sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.